Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bir düşünün bakalım. Bazı insanlar, ekserisi, biraz dolaşmak istiyoruz böyle. Dolaşma dersi. Bazı insanlar hata yaptıktan sonra tokat yiyor, şefkat tokatı. O da yerse tabii. Bazıları tokat yemiyor, yaptıkları hatalarından dolayı ahirete kalıyor. Bazıları hata yapıyor, hatadan sonra tokat yiyor. Bazıları ise hata yapmadan tokat yiyor. Farkında mısınız? Mesela 28 sene çekmediğim eza cefa kalmadı. Hapishane diyor ustad, değil mi? Bir sürü sıkıntı çekti. Ben diyor böyle bir şey yapmadığıma, yani dinimi, hizmetimi, siyaset alet etmediğimi herkes biliyor. Kader de biliyor. Ya tamam, bu adam zalimlerin zulmü tamam ama kader niye müsaade etti diyor. Sakın ha, sakın sakın ha, hizmet imaniye, Kur'aniyeni dünyaya, hasetin siyasete, menfaati dünyaya, hatta şahsi kemalatına, terakkiyatına ve azaptan ve cehennemden kurtulmana vasıta ve vesile yapma. Yaptı mı? Yok. Ne vuruyor? Sakın ha. Yani yaptıktan sonra tokat vursan ne olur? Kefaret olur. Günahına kefaret olur. Buna günah yokken vuruyor. Kader. Peki bunu niye anlattım? Derse başlamadık daha. Hem de toparlanma oluyor dersi. Bunu niye anlattım? Ya ben de niye sıkılıyorum? Niye bunlar başıma geldi? Allah Allah. Tam da ben hak etmedim ki gibi sorularınızın cevabıdır bu. Gizli kusurum vardı ya, bu şeyi söylüyor. Yani. Gizli bize karşı söylüyor. Gizli kusuru şuymuş. Herkesi makbulu ve meşru olan saadet ebediyene vasıta ve vesile, maddi ve manevi kemalatına terakki, cehennemden ve azaptan kurtulmana. Gizli kusur dedi yani. Böyle hizmeti, yani açığa çıkmış, şeriatın tayin ettiği kusur yok. Arkadaşlar, Nasrettin Hoca'nın testi meselesi gibi, testi kırdıktan sonra çocuğu dövsen ne olur? Testi kırıldı. Önceden, o zaman başımıza gelen hadiseleri bu noktadan da bir yorumlamanız için anlattım. Derse başlamadan önce toparlansın hem cemaat diye. Yani başıma niye geldi, niye geliyor, ya ben ne yaptım, Allah Allah, ille kusur mu arıyorsun kendinde? Arama arkadaş, önceden men ediyor. Başlar bir sıkıntı, bir çakar böyle, psikoloji bilmem ne, alt üst. Allah Allah, bu neyin nesi? Bu hiçbir şeyin şey değil kardeş, korkma, seni korumak için daha önceden yapılıyor. Suç arama. Suç geliyordu. Zaaflarım vardı. Yani zaaflarımız vardı. Düşüyorduk, düşecektik. Düşmemek çok zor. Evet, şimdi tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Bir de öyle değerlendirin. Çok soru geliyor. Böyle inşallah bir cevap olmuştur bu tarzdaki sorulara. Ben ne yaptım ki bunlar geliyor? Ben bunları hak etmemiştim. Niye kader müsaade ediyor? Gelecek hatalarını kader biliyor, yapmayasın diye. Yaptıktan sonra tokat vursa hataya kefaret olur, sıfır. Bire bir olursunuz, sıfır. Ama yapmadan tokat yersen 1-0 galipsin. O günah gitmiyorsun. Kardeşlerim, Emirdağ 1-165. Şimdi dolaşacağız böyle, tarlada işçilik yapacağız. Bir bitki yetiştiriyoruz. Serkan? Bitki yetiştiriyoruz.
O bitki yetiştirmek için tarlada çift şeylik yapacak. Amelelik. Tamam? Bakayım amelelik neymiş? Kardeşlerim, herkes sizin gibi sebatkar olamaz. Perde altında nurcuların kuvve-i maneviyelerini kırmak için bazı hocalar vasıta oluyorlar. Aldanmayınız, sarsılmayınız. Ve onlarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün oldukça dostane muamele ediniz. Biz onlarla kardeşiz deyiniz. Ve bu pusuladaki noktaları unutmayınız. Ta sizi aldatmasınlar. O kardeşlerim konuşmam anlaşılıyor mu? Anlıyorlar mı Türkçemi? İkisi idare diye. Diğerleri hiç anlamıyor mu? Hiç. Onlar daha yeni. Ne kadar oldu geleli türü? Bir ayı geçti. Haklı. Peki. Ali, niye geç kalıyorsunuz? Dersten sonra anlatayım. Tamam. Yalnız o mübarek kardeşimiz benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ızdıraptayken mükemmel bir ölçü şimdi. Ama bu konuda derdi olanlar anlar bu dersi şu anda. Çok dolaşacağız yani tek bir şey değil. Anlattığım ilk başta anlatıma benzemiyor şimdi. Bu üçüncü konu oldu. Bu konuda derdi olanlara mükemmel bir panzehir. Diyor ki, ben ondan ziyade ızdıraptayken nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım. Ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Niye okudum bunu biliyor musunuz? Hastalıkları ziyadeleştiren sağa sola sorgulamandır. Senin evhamını tahrik ediyorlar. Oo, sen durumun iyi değil canım. Al şu otu. Ya falan doktora git. Ya kulak ardı etmeyesin. Sakın ha bu normal bir şey değil ha diyeyim sana. Adam haydi fişe bindiriyor. Bak ne diyor. Maddi ilaçlar aramadım, hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. Demek ki fikrini alırsan hiç şansın yok. Hele hele rüyalarını ve hastalığını internete sorguluyorsan Allah bela vermesine şey yok. Sen belayı sen aldın. Belayı sardın. İnternetlerden sen hastalığın tedavisini arıyorsun değil mi yazıyorsun? Ooo gittin sen, hepten mahvoldun, sen bunu yapacaksın. İnsan inanan bir mahluktur. Bugün psikolojimiz nasıl bozulur diye sitede bir yazı yazmıştım baş tarafta. Böyle evamızı aktif ediyorlar. Arkadaşlar sen durumun iyi değil, hele hele. Böyle muvazenesiz, dengesiz, ölçüsüz, acayip, garip insanları türediği bir toplumda bakar. Allah Allah, ne hasta mısın ya bugün? Yok. Ya biraz yok deme canım. Yani siman biraz bozuk ya. Bu kağıt gibi olmuşsun ya. Ya ne kağıdı ya? Duvar bile olsan şey yapamazsın ya. Dayanamazsın bu şeye. Arkadaşlar, Allah yardım etsin. Bu tür insanlardan uzak durun. Olumsuz mu adam mı? Oturup kalkmayı kalkarken sana dert imal ediyor. Dert. Sana dert imal ediyor. Allah bunların şerrinden bizi muhafaza eylesin. Yani dert imal ediyor. Dert. Böyle baktığın zaman adam sanki olumsuz küp. Yeter ki seni görmesin. Bana bak, imal etme ha, doktora git. Durumun iyi değil. Ben, bizim bir köylü birisi vardı. Bizim bir tanıdık vardı. O da rahmetli oldu. Hiç yaşayan yok mu? Falanca vardı. O da felç yatıyor. Allah Allah.
Ne tuhaf ya. Başka. Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Hissi, o hatırlarsınız. Hissi, nefsi, cisim, yani cisme ait hastalık galebe eder. Kaçıncı sayfadaydı o? Hissi, nefsi, cisim, hastalık, kaçtı o? He? 199'a bakıyorum. Bulamadım. Ha, buradayım. Hayati bulmadığı için daha ziyade ihlası. Hissi, nefsi, cisim. Hı? İnsan 244. Bak ne oldu Fatih, sen de benim gibi oldun ya. Niye yaşlandın mı sen? Diyor ki insanın en zayıf damarı ve dehşetli mani hastalık damarıdır. Hayatta en çok insanı izdiraba sokan, dengesini bozan, psikolojisini bozan insanın 243 en zayıf damar, dehşetli mani hastalık damarıdır. Bak şimdi. Hastalığa ehemmiyet verdikçe, cümleye bakın. Hastalığa ehemmiyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Hissi, nefsi, cisim galebe eder. Ne demek? Hissi, nefsi, cisim. Ne demek Ömer? Hissi, nefsi, cisim. Bu üç tane kelime bir kelime. Manasını sormuyorum. Ne demek bu? Üç tane kelimeyi söyle. Nefsi, nefse ait his. Nefisle alakalı bir his. Ne yaparmış? Galebe edermiş. Öne çıkarmış. Ondan sonra ruhtaki hassasiyet, ruhtaki ihtiyaçlar, ruhtaki yapılandırmalar, bir sürü işler yok. İşin, gücün, kanser, panik, hastayım, iyi değilim, falan doktor, falan. Artık dünyam bitti. Hep bu. Sanki bedeni tanzim etmek için gelmişiz. Hissi, nefsi, cisim, bedensel hisler galebe eder, zarurettir, mecburiyet var der, ruh ve kalbi susturur, doktoru müstebit bir hakim gibi yapar, doktor, kurtarıcı. Ya kendisini kurtarsın. Ve tavsiyelerini ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane, ihlasla hizmete zarar verir. Abi biz öyle hizmetçi şey değil miyiz ki diyor. Ya arkadaş. Doktor vardı bizim, dershane doktoru. Vardı yine. Bu grip var ya grip. Avrupa'dan gelmiştik. Oradan kaptım bir yerden. Kıpırdayamıyor. Ya dedi. Nasıl derim? İşte görüyorsun. İlaç vereyim mi dedi bana. Tamam. Fikret ha. Dedim ki doktorum versen ne olur vermesin. Abi dedi ve ilaç içersen dedi bir haftada ayağa kalkarsın Allah'ın izniyle. İlaçlar içmesen de 7 gün sonra ayağa kalkarsın dedi. Ne fark ettin? Ya dedi burada. Aynı böyle dedi. Bir başka şeye denk geldim. Ciddi bir insan. Sahasında ama din pek yok adamda. Yolda denk geldim uçakta. Adam döçent. Yardımcı prof oluyor onun şeyi. Bir şeyi sordum. Dedi ki ben dedi ot not hepsi hiçbirisine itimadım yok dedi. Yapar. Ben dedi düşüncüm şu. Doğal besleneceksin dedi. Tamam. Yani fıtri yaşamak lazım. Bugün mesela onunla alakalı. Yemeği rastgele yerden yemiyorsun. Yedikten sonra 2 saat su içmiyorsun. 4 saat daha üzerine bir şey yemiyorsun. Yani şifa hazındadır diyor. Değil mi Risale'deki? Bazılar şu anda izah zanneder ama lemalardan söylüyorum. Şifa hazındadır diyor. İlmi tıbbı 2 kelamda topluyorum diyor. Yediğin zaman az ye diyor. Yiyeceğin şey çabuk hazmedilecek şey olsun diyor. Bir. 2 saat yemekten sonra ustak saate bakarmış. 5 dakika var demiş. 5 dakika dahi kalsa 2 saatte su içmezmiş.
Ondan sonra 4 saat daha geçmeden bir tane çöp bile atma. Ya arkadaş, bünye şey işte, kendi müstebit gibi şey yapar. Aklım, fikrim bu. Hastayım, iyi değilim, kendimi kötü hissediyorum. Ne din kaldı, ne namaz kaldı, ne oruç kaldı. Artık bu. Buna yatıp buna kalkıyor asır. Hem gizli düşmanlarım da bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Yani gizli düşmanlar derken münafık falan ille sizin değil ha. Nefis ve şeytan. Nasıl ki insanın zayıf damarlarını sayıyor bak. Korku. Tamam. Şan-ı şeref, şeref cihetiyle çalışıyorlar. Çünkü insanın en zayıf damarı korku cihetinde bir halt edemediler. Korku var ya, ölüm korkusu, makam korkusu, açlık korkusu, gelecek, tulu emel, yani maaş almasam ne olur, ya bir şey olursa ne olur, ben ölürsem ne olacak, çocuk ufak. Ya. Sonra en zayıf bir damar insanı olan şan-ı şeref ve rütbe noktası var. Başka? Benlik, enaniyet, menfaatperestlik, nefsini kurtarmak hissi galebe çalmış bu zamanda. Ya, ne hiç hizmetmiş, adam umurunda değil. Neymiş? Benlik, enaniyet, menfaatperest, nefsini kurtarmak, hissini galebe çalmış. Hele hele en büyük zayıf damar bu asırda hastalık damarıdır. Hastalık damarı. İnsanları bunlar. El ceza min cinsil amel. Allah'ın herhalde genel bir cezası böyle bir şey. Çünkü dabbetul arz öyle yayılmış, öyle yayılmış ki dabbetul arz. Dabbetul arz nerelere yerleşecekti? Et yok. Kemik. Sonra? Tırnak. Evet, tırnak. Kemik, diş. Ne demek o? Tırnak kesip gidiyorsun. 3 tane varmış. Tırnak, kemik, diş. Altında yazıyor. 3 tane hastalıktan türüyormuş o. Söyle o hastalığı İbrahim. Kim diyecek? Suistimal. Sefahat. İsraf dedik, suistimal. İsraf. Bir tanesi israf. Sefahat dedik. Bir tane daha. Bir tane daha. Arayın cebinizi hemen. Cebinize saldırın. Eyvah. Kafalar aşağıda. Bir tane de var. Ha? Zaaf-ı iman. Zaaf-ı iman, israf, suistimal. Evet, zaaf-ı iman, sefahat, suistimal. Suistimal, özel hayat, özel hayattan tut, esas oradadır. Oradan başlıyor. Yani bedensel çöküntü oradan başlıyor, sinirsel. Hastalıklar oradan başlıyor. Yani sinir vesaire. Evet neyse hadi bakalım. Başka bakayım ne çıkacak bize. Kardeşlerim katiyen biliniz ki şan-ı şeref ve hot vuruşluk ve kendine güvenmek ve şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum. Şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum. Şimdi vasıra uyuyor mu İbrahim? Sen hani medyatiksin ya, medya, televizyonda bazı yaptığın için. Hani medyacıyla, vitrin insanlarla her gün karşılaşıyorsun zannediyorum. Televizyoncu olduğun için. Tamam. He? Tamamen o, evet. Peki tamamen uyuyor mu? Şan-ı şeref. Hot vuruştuk. Kendine güvenmek. Şahsımı beğendirmekten ürküyorum, kaçıyorum. Şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum. Yalnız Zisa-i Nur'a karşı sadakat ve kanaata bir emare olmak cihetiyle
bazı müfritane tabirleri ya hatırları için veya hüsnü zanlarını kırmamak fikriyle kısmen tadil ile kabul ve sükut ederim. Mesela hizmet edeceksiniz. Niçin okudum biliyor musun? Bu tip insanların çoğaldığı bir toplumda hizmet ederken bir şey anlatıyorsun. İyi dinleyin ha, bu çok önemli. Buradan çıkarım. Bak dersin başını dinlediniz mi? Bak tokat iki tane geliyordu. Bir, hata yaptıktan sonra tokat gelenler. İki, hata yapmadan önce tokat gelenler. Ustad bu tiptendir. Ben ne yaptım diyor ya, bana niye tokat geliyor diyor. Kader diyor ki sakın sakın ha. Hizmet imaniye Kur'an'ı, enaniyetine, gururuna, şahsi kemalatına, cehennemden ve azaptan kurtulmana vasıta yapmayasın. Yaptın mı? Yok. Niye tokat geliyor? Heh, bu tipten bir adamdır bu. Ötekisini senin ve benim gibi uyduruk adamlara yaptıktan sonra bize çakıyorlar. Hata yapıyoruz. Eksi bir. Tokat diyoruz. Bir de onu hazmedersen artı bir oluyor. Sıfır. Yani günah temizleme. Bu adam hiç hata yapmadan tokat diyor. Bunu düşünmüş müydü onu? Hakikaten daha hata yapmadı. Niye geliyor? Tamam. Şimdi bunu niye yaptım? Bak bu tipten, bak şurayı. Bu tipten insanlar var ya, enaniyet, benlik, kot vuruştuk, tamam, ben bilineyim, ben tanı. Bunlara karşı tevazu edilmez. İlmi bir şey anlatırken, hizmetle alakalı bir şey yaparken, estağfurullah siz daim. Hayır. Ben diyor bak, hatırlar için ve üstü zanlarını kırmamak için fikriyle kısmen tadil ile kabul ve sukut ederim. Ya siz hakikaten iyi bir adamsınız. Elhamdülillah, şükürler olsun. Allah'ın ikramı. Estağfurullah, bende ne var? Onu bana diyeceksin. Tevazuyu kime yapacağını iyi bilmek lazım. Adam öyle inanır. Tevazuyu hakikat zanneder. Çocuklara, delilere. Muhatap, bunun muhatabı yani bu tiplere tevazu yapılmaz. İlmin izzetini korumak gerekiyor. Bu benlik ve enaniyet asrında ve şöhretperestlerin nazarında nurların safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir. Estağfurullah. Ya tabii ya siz de hayır kardeşim, niye daha iyi bilecek ki? Niye yalan söylüyorsun? Benden daha iyi mi bilecek 16. sözü ya? Bak bir tanesini söyleyeyim. Yeni geldim için. Şimdi Avrupa'dan geldik Ankara'ya. Bir cuma vaazı olacak. Hocam dedi, siz mi hutbeyi çıkaracaksınız, vaaza ben mi dedi. İsterseniz siz daha ehlisiniz. Vaazı siz yapın. Evet doğru dedim. Doğru söylüyorsun. Vaazı ben yapayım. Hutbeye sen çıktın. Sonra metin okuyacak. Metin okuyacaksın. Orada bir Türkçe belki de birkaç dakika bir şey desen bir şey değil. Vaaz. Ben orada tevazu yapmadım. Tamam doğru. Vaazı ben yapayım. Ne yapacak o şimdi? Cemaat 3 aylar geliyor. Dikkat edin ha. Bak Ramazan'da yemek yemeyesiniz, oruç içmeyesiniz, su içmeyesiniz. Bunlar diyecek. Ben estağfurullah demedim. Niye? Bu enanet şörpes aslında Risale-i Safiyeti. Risale-i anlatacağız kardeşim, kendimizi anlatacağız değil mi? Ben var ya benim gibi adam var mı diye başlamayacağız ki. O Bismi'yi, Subhani'yi diye başlayacağız. Yani usul bilmek çok önemlidir diye anlatıyorum, anlıyor musunuz? Kim yani? Kime? Neyi? Ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat iyi bilmek lazım. Elbise giydiriyorsun, adam ona uygun değil. Öyle giydirdin ki elbise, adam içinde kayboldu. Adam yok. Adam yok. Aa giymedim. Ya ona o makamı verme kardeş. Aşağılama da ama verme. Her şeyin bir hattı var ya. Peki. Ölçü bilmek. Yani tarlada dolaşacağız dedik ya tarlada. Emirdağ tarlasında dolaşıyoruz. Başka. Cenab-ı Hakk'a hasbi şükür ederim ki beni bana beğendirmemiş. Başkasına değil. Ben bana. Kimsin sen? Üç taneyiz ya. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Beni bana. Beni bana. Nefsimi ruhuma beğendirmemiş. Dehşetli kusurlarımı bana göstermiş. Başkasına değil. Sen var ya böyle veya kendimi birisine, ya Serkan var ya ben öyle bir bildiğiniz gibi adam değilim. Ya niye diyeceksin kardeşim? Kusurumu ben kendim bileceğim canım. Sana niye söyleyeceğim ki? Ondan sonra beni, o tevazumu
vasıtamla tevazu yaptığım şeyi anlamasın. O güzel tarafımı hiç göremezsin. Benim vasıtamla alacağın derse hiç alamaz. Gerek yok kardeş. Hele toplum acayip. Hiç ona uygun değil. Ha bana göstermiş diyor. Dehşeti kusurlarımı bana göstermiş Allah. Sen başkasına göstermeye ne gerek var? Bir ihtiyaca binaen bu dersleri seçtim. Ölçü yap dediler abi dediler de. Daha çok tayfiye nisadan. Neyi ne yapacağız? Geliyorlar diyor. Biz diyor vakıfeyiz yani dershanede kalıyorlar. Okuyorlar. Üniversite mezunu olanlar var. Doçent geliyor diyor kanımlardan. Bilmem ne geliyor. Derse geliyorlar diyor. Eziliyordu adam şu kadın falan şeyi bitirmiş. Bitirsin kardeş. Fiziği bitirmiş canım. Nuru bitirmemiş ya. Profesör mesela şey gelmiş. İrfan Çatısı'nda İstanbul Üniversitesi'ne matematik profesörü gelmiş. Ve ben hiç bilmiyordum matematik profesörü. Allah'ın ispatını matematikten girdik. Hiç ki estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Hayır kardeşim sen matematiği biliyorsun. Benim işim bu. Yani buyurun siz geçin profesör. Profesör matematik profesörüsü ya. Hiç orada enaniyet olma. Ben de Risale-i Nur'un profesörüyüm. Öyle. Yani kendini satma değil ki enaniyet gurur olsun. Hani var ya iki tane şey var. Mektubatta geçiyor. Ya maşallah ne kadar güzelleştin. Sen desen yok canım nerede canım ya güzellik ya. Güzellik kaybolmuşlar beni mi buldun? Dersen küfran-ı nimet. Desen ki ya tabii canım benden daha güzel birisi var mı yani bir gösterebilirim. Bu da enaniyet gurur kibir oldu. Hem küfran-ı nimet hem enaniyetten kurtulmak için diyeceksin ki evet güzellik var elhamdülillah. Ama bana ait değil. Bana giydiren zata aittir. Elbiseyi giydin bak ne kadar güzelleştin. Diyeceksin ki elhamdülillah istihdam ediyor Cenab-ı Hak. Biz de Risale-i Nur'un dili olmaya çalışacağız. Dili oluyorum. O kadar. Sendeki o sahiplenmek kendi adına değil. Zaten senin adın olacak. Kim çıkaracak senin hutbeyi? Bazen. Kim bilir yani? Bugün şey arıyor. Ömer amcam. Tanıdığın için söylüyorum. Ya dedi falanca ya dedi çok sert laf etmişsin dedi ya falan münafık falan dedi ya. Yön dedi ya. Yeni duymuş tamam mı? Ondan sonra. Ya dedi gerçi desen ne olacak dedi. Seni zaten kim bilir dedi. Ben dedim. dedim ki Avram İddiasan değilim dedim Emine. Anlamadım dedi. Şimdi dedim sen bir laf etsen. Öteki mahalle köyden tepesinde söylesen öteki mahalle bir hafta sonra belki iner. Ben dedim Avram İddiasan olmadığı için ben bir şey söylediğim zaman bugün söylesem bir yarım saat sonra Amerika'da da duyulur. Adam duyar. Yani niye tevazu yapmadım? Biz bir cemaate mensubuz. Kale alınıyoruz. Tamam. Onun adına o ölüm ya. Yani bu sefer ciddiye alıyor. Hani var ya ye kürküm ye. Yani peki niye söylüyorum? O kardeşim soru soruyor diyor ki üniversiteli diyor profesör doçent geldi hanımlar geliyor okumuşlar. Ben okumamışım ama ders yapınca diyor biraz böyle şey gibi giriyor. Acaba ona mı versem ona vermeyeceksin kitabı. Sen yapacaksın ehlisin. Sen de bunun profesörüsün yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sahana sahiplen. Bu şeyin. Bir hadiste vardır ki. İnşallah yanlış anlaşılmıyor değil mi? Yani ölçü çok önemli diye söylüyor. Bak şöyle bir misal vereyim. İlim bilmek, ilmi öğrenmek ayrı bir ilimdir. O ilmi nereden öğreneceğinizin ilmi bambaşka bir ilimdir. Üçüncü bir ilim. Bu ilmi nasıl kullanacağını ilmi aldığın ilme hiç benzemiyor. Üç tane ilim. Şöyle diyeyim. Bak. Ben Risale-i Nur'un ilmini istiyorum. Bu bir ilim değil mi? Talep ettiğim bir ilim. Bu bir ilimdir. Ama bu ilmi ben nereden tahsil edeceğim? İstikameti nereden bulacağım? Yani Risale-i Nur'a sadakatli, meslekte hassas, ilimde mutahassis. Kim? Bunu bulmak, bu ilim sahibini bulmak ayrı bir ilim. Ondan alacağın ayrı bir ilim.
Bir de bu ilimleri, nasıl kullanacağın ayrı bir ilim. Risale okudun, ilimleri elde ettin. Kime nasıl kullanacağın ilmini anlatıyorum da onunla, o layıkadan okuyorum. Hepinizde şüphe yok, hepiniz eski adamlarsınız, hepiniz biliyorsunuz. Yani nasıl davranacağımızı anlatmaya çalışıyorum veya gayret etmeye çalışıyorum. Bu değişik bir ilim, bunun adı ilmi siyasettir. Yani elde var olan ilmi nasıl kullanacağız? Bir hadiste vardır ki bir tek adam seninle imana gelse sahra dolusu kırmızı koyundan daha hayırlıdır. Dedim ya bugün işçilik yapacağız değişik değişik konu. Bir tek adam seninle imana gelse ondan sonra öl. Öl git ya. Bir adama vesile mi oldun kardeşim? Namaza başladı, derse geldi. Öl git. Tamam, maksat yerine geldi. Sahra dolusu kırmızı koyunu kurban etsen daha hayırlıymış. Allah Allah. Mübalağa mı? Tabi hadis, hadis bu. Elhamdülillah. Daha ne korkuyorsunuz ya? Hamdolsun elhamdülillah. Bak kaç kişi namaza... Sen mesela söyleyeyim. Kaç kişiyi namaza başlattın hatırlıyor musun? Kaç kişi olduğunu? Bilmiyorsun değil mi? Öyle peygamber gelmiş mi bir tane ümmeti olmamış. Ama o peygamber ücretini almış. Ya. Kaç kişiyi başlattın biliyor musun? Başta kendini. Kendini başlattın. Ya bu adamın kafasını kırdın. Başka. Bunu da orada yazılıyor mu sana? He? Mesela sen bana başlattın, ben de buna başlattım. Aynen. O da sana yazılıyor. Tabii sahabe niçin yetişilmiyor? Mesela sen birisini başlattın. Onun yazıldığı sana, sana ne yazıldıysa otomatik zaten bana. Otomatik çalışıyor bu sayaç. O adam ne yaparsa yapsın seni geçemez. Çünkü yaptığı ne kadar hayır olursa olsun sana geçtiği için artı bir sen öndesin. Ne acayip bir şey ya. Hem onlar bu mübarek kalemleriyle eski zamanda İslamiyet'in büyük mücahit kahramanlarının kılıçlarının kutsi hizmetlerini görüyorlar. Ya yazmak, okumak, anlatmak. Elbette istikbal onları ve nurcuları çok alkışlayacak. Tuu onların gayretsiz yüzüne tükürdükleri zaman gelecek nesil inşallah bizim yüzümüze gelmeyecek. Niye? Dedik arkadaş. Biz dedik bu adam münafık, bu adam yanlış. Bu bak külliyata zıt. Bu budur. En zor durumda. Yeğenim dedi ya sen bunu nasıl söyledin? Niye yaşıyorum ki dedim emice. Emice diyoruz. Niye yaşıyoruz ki? O ki doğruyu diyemeyeceğiz. Niye yaşıyorum ki? Biz dedim boğazımıza tasma takılmamış ki. Neyse o. Rüya gördüm. Rüya gördüm biliyor musunuz yani? Yani insanlığız da etkileniyor. Acaba şey yaptım yani münafık demişsin, dehşetli şey, ithamlarda bulunmuşsun. Ya değilse sen oluyorsun küllete. Gerçi var şöyle şöyle deliller var. Şeriata zıt mı gayr şeyler... Ümmeti dayatmış falan. Ya dedim acaba falan. Kaç gün oldu? 3 gün mü oldu? Yeni yeni. Celal. Buraya gel. Tamam burada. Güzel. Rüyada bir zat var. X. Şimdi birisi de benim adıma ona soruyor. Efendim diyor. Hasan diyor. Endişe ediyor. Felancaya münafık dedi. Ne diyorsunuz dedi. Dedi ki, din adına dinsizlerle beraber olmak dinse, din adına düşmanımız kimdir? Din adına dinsizlerle beraber olması aynı cinstendir o da dedi. Çünkü avam cahildir. Onun özürü kusur olur. Alimin özürü yoktur. Biliyor. Alim okuyup yazan, çizen adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin din düşmanı olduğunu, Kemalizm siyasal bir siyasallaşmış hali olduğunu
dini ortadan kaldıran bir sistem olduğunu, onu kuran Mim Kemal'in videoları da var. Muhammed Allah'a kendisi uydurdu diyor. Arabistan'da bedevi insanları bir sistem altına almak için, bir sistem almak için ümit ve korku mefkuresini üretmesi lazımdı diyor. Yani cennet cehennem mefkuresini çıkartmak Muhammed'in siyasetin neticesidir. Yani onları kendisine bağlaması için cennet ümidi verecek. Cehennem korkusu bu Muhammed siyasetinin neticesiymiş. Ve biz işte diyor gücümüzü semadan indirilmiş zannediliyormuş Kur'an. Kitaplardan almadık. Bunu benden daha iyi bilmiyor mu o alim denilen hoca? Biliyor mu bilmiyor mu? Tabii ya 71'den de böyle sahnede oynuyor. Ben bu sahneye 79, 78 hadi 80'de. Ben bu sahneye 80'de girdim. O adam benim doğduğum yaştan girmiş bu sahneye. Bilmiyor mu? Biliyor. Ha, din adına buna karşı nurculuk çıktı. Kemalizme karşı nurculuk çıktı. Dini cemaatler çıktı. Yani fert bu toplumda dini yaşayamadığı için dinsizlere karşı cemaat olma ihtiyacı duyulmuştur. Atlamadım konuyu merak etmeyin. Bilerek buraya geçtim. Şimdi biz din adına bir cemaat olmuşuz dinsizlere karşı. Eğer din adına dinsizlerle sen berabersen düşmanımız kim? Bir daha. Biz cemaat, dindar cemaat, dinsize karşıyız. Öyle değil mi? Bu dini cemaat dinsizlerle beraberse Müslümanların düşmanı kim? Sağlarına sızdı galiba. He? Sağlarına sızdı. İçeriden halledildi. Onun diyor öyle olduğuna delil, Hasan endişe etmesin diyor. Onun öyle olduğuna delil onlarla beraber olmasıdır. Yetiyor o. El hubbu fillah vel buzu fillah. Bir Müslümanın dinsiz olabilmesi için ille zina ve içki içmesine gerek yok. Allah inkar etmesine gerek yok. Dinsizleri onaylıyorsa, dinsizlerle beraberse, dinsizlere taraftarsa o da o cinstendir. Peki abi kendi biliyor mu bunu? Çok iyi bilmez mi? Biliyor mu ne demek bu soruya bak. Yani o olabilir ki ben... İlaç mı içmiş? Perde inmiştir kızını kalbine. Cemaat mazur mu peki abi? Değildir. Çünkü diyor ki Risale'de geçiyor. Baştakiler diyor şey yaparsa siz mazur değilsiniz münazaratta. Çünkü diyor burada diyor bir üzüm paylaşsam diyor beni aldatırsınız diyor. Peki cemaat şöyle bir diyebiliriz. Edirne'de oturuyor Kars'taki peynirin fiyatını biliyor. İstanbul'da otururken Edirne'deki arsaları biliyor, fiyatlarını biliyor. Bilmiyor. Peki bilme gayreti gösterip de bilemedi mi? Bu kadar diyenleri görmüyor. Hadi adam idealist. Bir adına çalışıyor. Adına çalışıyor. Peki sana ne olmuş? Mesela doğudan geliyor. Peki. Bak şimdi daha acayipinin garibini söyleyeceğim. Ve Almanya'dan geliyorum. Bir o 20 günlük hadise ikisi de. Şimdi bir parti varmış X. Biz başa geçersek diyor din dersini kaldıracağız. Diyaneti kaldıracağız. Ve Kudüs Yahudilerindir diyen bir partiye şu anda karar almışlar. Ona verilecek diyor. Bu adam dini cemaat bu adam. Bu adam aynı. HDP verilecek diyor. Bu F-25 oraya verileceğini karar almıştır. Kim? Peki bunun arkasında giden adam, alnı secdeye giden adam mührü almış. Duymuş. HDP diyor ki biz başa geçerse Diyaneti kaldıracağız. Okullarda din dersini kaldıracağız. Mescid-i Aksa ve Kudüs Yahudilerindi ve bunun gibi hezeyanlar söylemiş. Şimdi doğru söylüyorsun diye bunu mühürleyen o da o tipten değil midir? Garip bir şey demedik ki. Kim kimle beraberse o tiptendir. El hubu fillah, el buzu fillah. Garip, bir niyet okumuyorsun ki.
Adam diyor ki din dersini kaldıracağım din düşmanı olduğu için. Sen de diyorsun ki aferin lan. Yok canım niyet o değil. Onaylıyorsun. Abi namaz kılanın yani oruç tutanın ve fesutlu bunu şey yapmasının sebebi nedir abi? Fesellil musallin. Diyor ki o namaz kılanlara yazıklar olsun. Feveylül lil musallin. Feveylül lil namazda okuyorsun. Ya o namaz kılan. Hadis-i şerifte de kişinin namazı sizi aldatmasın diyor. Çünkü namaz sizi fahşadan korur. Fahşadan korumuyorsa namaz mıdır? Feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Paçavra gibi suratlarına atılacak demiyor mu başka biz? Ya peki gayb midir artık? Bir feraset gerekiyor mu? Adam diyor ki ben başa geçirirsem Diyaneti kaldıracağım. Ve camileri kaldıracağım diyor. Camileri kaldıracağım. Tamam. Bir diyor üretim atölyesi haline getireceğim diyor. Üretim ya üretim. Atölyeler yapılacakmış. Diyaneti kaldıracağım diyor. Vesaire. Sen buna tamam. Niçin? Hocam dedi. Ben de hocayım ben de diyorum niye beni dinlemiyorsun? Müslümanların yanında o. Diyaneti kuvvet veren, camileri tamir eden, camileri yapan da o. Camiyi kaldıracağım diyenle niye berabersin? He? Vesaire. Yani artık at iziyle it izi karışmamış. Allah o kadar merhamet etmiş ki her şey nettir. Her şey nettir. Gayb değildir. O rüyada gerçi de. Dedi ki Allah düşmanları ile beraber olmaları bunun o tipten olduğuna delildir. Başka delil aramaya gerek yok. Peki. Üçüncüsü. Ben onların nazarında Risale-i Nur ve şakirtlerindeki şahsi manevisinin mümesili ve nümenesi olmam cihetiyle onların sebebi teşvikleri olan o harika üstü zanlarını ve kuvve-i manevilerini kırmak masnaat değildir. Yani biraz önce anlattım ya. Estağfurullah. Bunlar belki bir bildikleri var. Hiçbir bildikleri yok. Bak onlar Risale-i Nur meselesinde ustad şöyle diyor. Bu budur, bu da budur. Mesela diyor ki buraya CHP'yi koy. Bunun karşısında bunu durdurabilecek ve bizden yana. Bu azam işer, bu da ehven işer, bu da şer. Burada evliya falan aramıyoruz. Müftü seçmiyoruz. Şeyhülislam seçilmiyor diyor Zübeyir abinin sözü diyor. Şeyhülislam seçmiyoruz. Bu azami şer Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaldırırsan hiç, bütün doğrular birbirine karışır. Doğru mesela limanda dalgalar var dışarıda. Gemileri bir yerde tutan babadır baba. Limanda baba. Yani gemilerin bağlandığı nokta. Bak bu elini kaldırırsan nereye karşı duracağını asla bilemezsiniz. Mümkün değil. Ölçüsüzsüz kadar insanı berbat eden, mesuliyet altına sıkan bir şey yok. Ölçü çok önemli. Bak, şu elinizi şuraya dikin, çiviyi çakın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dikkat edeceksin. Bunun başa geçmemesi için. 206 emir daha 2. Bu iki yerden söylüyorum. Bunun başa geçmemesi için bu azami şer, bu da şer ama ehven-i şer. Diyor ki mecellede, İslam anayasasında, İslami anaya kanunlarında azami şere göre, 27. maddedir. Azami şere göre ehven-i şer ihtiyar edilir. Yani kol kesileceğine kangren olmuş, parmak, ya parmak kesilir mi? Gidiyor da kangren gidiyor. Kol kesileceğine göre parmağı kesin diyor. Ha, şu gelmemesi için bunu tercih ediyoruz. Bu onu ancak durdurur. Onu durduracak yerde değilsen, nerede olursan ol, onun yanındasın. Çünkü onu durduracak yerde değilsin. Mesela burada azami ehven-i şer var. Ama burada bir parti var ki böyle, ufak bir şey ama evliyalarla toplanmış. Ona bile oy verirsen buna vermiş oluyorsun. Çünkü bu bunu durduramaz. Bu gelmemesi lazım. Ölçü bu. Bu gelmemesi lazım. Evliya topluluğu bunu engelleyebilir mi? Engelleyebilir mi? Yok. Ancak bu. Ama bunlar arasında tercih yapmıyoruz. Bu hata yapıyoruz. Bunlar arasında tercih değil, buna karşı tercih yapıyoruz. Buna karşı tercihtir. Bunlar arasındaki tercih seçimi yok. Öyle bir seçime gitmiyoruz.
Bunu nerede anlatıyor? İkinci emirde bazılar diyor ki ya Allah Allah bir de göstersen falan diye. Peki gösterelim de ondan sonra geçelim. Bu asıl Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek ihtiyarıyla. Adam getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni söylüyor. Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, hoca bak getirmeye çalışıyor. Komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat içtimaiye bir ve vatanımıza iki dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti'yi Kur'an ve Vatan ve İslamiyet, Kur'an, Vatan, İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum. En son mektupta 232'de de ehvenü şer deyiniz, sizin zararınız dokunmasın. Evet. Burada da okudum, onunla alakası yok. Yani biraz önce anlattığıma delil olsun diye. Yani Risale'nin anlatırken tevazu, sen daha iyi bilirsin falan değil. Evet, tekebbür etmiyorsun, gurur kibir yapmıyorsun da. Ama okurken endişe etme, yani böyle ezilme diye bunu açtım. Ben onların nazarında Risale-i Nur ve şakirtlerindeki şahs-ı manevinin mümesili. Ders yapan kişi Risale'nin şahs-ı manevi mümesili oluyor burada. Yani ben okuyorum yani, bunun sahibi değilim ki. Ben muhtaçım. Okuduğum yeri ben uymayayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben uymayıp gidip ve oy versem. Burada 1000 tane ders yapsam ne olur ki? Ben uyacağım. Ben de talebim de beraberiz. Mümesili ve nümenesi olmam cihetiyle sen birisine anlatırken, ders yaparken Risale-i Nur şahs-ı manevisinin mümesili ve temsilcisi Dellal-i Kur'an olan saydığı muvakkaten makamında olduğun için onların sebebi teşvikleri olan o harika üstü zanlarını ve kuvve-i manevilerini kırmak maslahat değildir. Hocam şey maşallah hocam, estağfurullah canım ya, sizler bir ben bir şey bildiğim yok canım. Elhamdülillah, hamdolsun, siz de istifade ediyorsunuz, biz de ediyoruz ama bize Cenab-ı Hak hamdolsun, şükürler olsun, önceden nasip etmiş. Biz de size yerleri okuyoruz. E ben bak çok çalışıyorum, bir şey yapıyorum ya. Sen de işten geliyorsun. Estağfurullah, buyurun kardeş, sen gel buraya. Senin fabrikadan geldin, ben yukarıda ders çalışarak geldim. Şimdi bu olur mu? Bunun da bir şey var, hakkı var da. Sırada bir şey değil ki ya. İmanı kazanma ve kaybetme davasına dellallık ve şeylik yapıyor bu. Vesilelik yapıyor. Her şey hakkını. Onun için endişene gerek yok kardeşim, sevgili kardeşim. Başka? Efendim 148 okuduk. 141. Sıkıyor muyum sizi? Belki dokunmuştur ha. Böyle dokunanız var mı acaba biraz konuşmaları? Burada olmaz abi. Yok tamam. Şimdi konu tamamen değişiyor. Harika bir yere geliyoruz. Tamam. Harika bir yere geliyoruz. Ölçü. Elhasıl 141 emirdağ. Bu 5 cihetteki tevafuk zahir ve keramet-i nuriyedir. Elhamdülillah hâzâ min fâdî Rabbi. Kardeşlerim merak etmeyiniz. Bir şey okuyacağım ama ölçü çıkacak buradan. Merak etmeyiniz. He. Cevşen. Hayal et Cevşen'i. Ettin mi? Burada vardı. He. Sonra Evrad-ı Bahaiye. Evrad-ı Bahaiye nedir? Nakşibendi Hazretleri bildi abi. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ni birdi. Ne ile ne? İki tane. Cevşen'le. Evrad-ı Bahaiye. Ne dedik biraz önce? Bir de söyle. Cevşen'le. Evrad-ı Bahaiye. Neymiş? Diyor ki bu defa dahi o dehşetli zehrin tehlikesini galebe etti. Belki devresi geçti. Yani Cevşen ve Evrad-ı Bahaiye ustadı zehirlemişlerdi. Onu okuyarak devre dişi oldu. Niçin olduğunu da biraz anlatacağım. Bir 148'i de okuyayım. Münafık düşmanların maddi ve manevi zehirlerine karşı Cevşen ve Evrad-ı Kutsi Şah-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden belki 20 defa kutsiyetleriyle kurtardılar. Şimdi bir şey anlatacağım. Konu değil ama işaret edeceğim. Söylediğim yerler, sözler 246, anlatacağım şimdi, toparlayacağım yani, sayfa açmayayım. 246, 258, latif nükteler, 30, 31, 32, 33. Tamam mı?
O kadar yeter. Diğerleri de bir sürü atıflar var. Şu. Arkadaşlar, kötü bir haber midenize vuruyor ya. Kötü bir düşünce insanı hasta ediyor veya iyi düşünce insanı iyi ediyor. Haber, ses. Ustad diyor ki, okunan kelami ilahi kişinin itikadı nispetinde o kelam ilim, irade kudrete dönüşüyor. Mesela şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Şifa diye okursan, şifa olur. Sihir diye okursan, sihir olur. Yani ona itikad et. Yani ses, hani ben konuşuyorum ya. Ses konuşunca bazen iki sene bana tavır takınıyorsun. Abi bana bir şey dedin ki o kadar ağır geldi ki kaldıramadım dedi ya. Ağlıyor. Bir laf diyorum ağlıyor. Laf diyorum kadın boşanıyor. Laf diyorum nikahım helal oluyor. Bir kadınla evleneceğim. Kabul ettim diyorum. Oluyor. Lafı görüyor musunuz? Söz. Acayip bir şey ya. Sirayet yani. Mesela namaz kılıyorsun. Bak öne böyle. Camidesin. Bütün şartlarına uydun. Sarığın var, cübbenin var, özdün. Girdin camiye. Fevkala her şey tam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama caminin içinde bir bidahili var. Namazları bidah karıştırmış. O camide herkesin namazının sevabı gidiyor. 247 değil mi Kastamonu? İmam-ı Rabbani Hazretleri daha sert diyor. Bida olan yerlerde kılınan namaz olmuyor diyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki namaz olmuyor manası diyor yani sebep olmuyor demektir diyor. Biraz daha hafifletiyor diyor. Peki ne alakası var benim namazıma ne etkiliyor? Sirayet ediyor. Adamın o bida ruhu her tarafa siniyor. Balık pişirdiğiniz zaman duvara siner. Osmanlı'nın yaptığı binada şey siner. Davaz, Osmanlı buram buram kokar. Sigara içini. Arkadaşlar, örnek vermek için bunları hep anlattım. Kelam karşıyı direkt etkiliyor. Kelamda sihir var, büyü var. Kelamda kişinin fikri var, kalbi var, ruhu var. Kelam gibi gözüküyor ama bu konuşabilmem için Allah'ın kelam sıfatı lazım. Subut-i sıfat. Yani bu beni karşıya taşıyan şeydir. Niçin söyledim? Bu kadar niye uzattım? Kur'an okuduğunuz zaman zahirde bir kelam-ı ilahidir. Oysa Allah ile konuşmaktır hadiste. Kelam-ı ilahinin içerisinde üç tane sıfat var. Kişinin itikadına göre ortaya çıkar. Bir, ilim. İki, irade. Üç, kudret. Çünkü Üstad diyor ki, kelam aynı kudrettir, kudret aynı ilimdir diyor. Ha şimdi o zaman dinleyin. Beni diyor 20 defadan ziyade Cevşen ve Evrad-ı Kudsi'ye beni kurtardı. Ona mı mahsus bu? Ona mahsus olsaydı bu özellik bu Risale-i Nur külliyatına kıyamete kadar konmazdı. Peki nedir? Cevşen ve Evrad-ı Kudsi'ye'de bu hasiyet var. Bunu bilerek okursan Ustad o zehirlemeye karşı optalidon mu? Ne içiyordu değil mi? Optalidon değil mi? O hani kutu vardı uzun bir kutu. Ne diyorlar o da? Optalidon. Böyle bir kutu var baş ağrısı için öyle. Kutu eski şeylerden böyle. Eski kutular öyle. Ustad he? Optalidon he? O onu içerken her içişte kapsülünü okutturuyormuş. Yani reçetesi. Nasıl inanırsanız öyle muamele görüyorsunuz. Bu bana şifa olacak dersen Kur'an şifa olur. Bu bana sebap olacak sebap olur. Kur'an iki şekilde okunur diyor. Fetebai'n diye T maddesinde tedavi. 18 cilttir Fetebai'n diye T maddesinde. Kur'an iki şekilde okunur. Bir ubudiyet şeklinde okursun ücret alınmak haramdır alamazsın. İki Kur'an tedavi niyetiyle okunur para almak caizdir. Çünkü ibadet niyetiyle okumuyor. Sahabe-i kiram, Halid bin Velid kafamda kalmış. Kervanı götürürken bir kafirlerin şehrine, o zaman gece konaklarlarmış. Konakladıkları zaman o köyde
konak fırsatı verirlerdi, imkanları verirlerdi sonra. Buna mukabil kervanda onlara hazinelerinden verirlerdi. Bunlar Müslüman olduğu için o köy kafir olduğundan bunları konaklattırmadı. Ondan sonra fakat oranın reisi kafir, hastaymış. Gelmişler onlardan bir tanesi. Aramızda diyor doktor olan var mı? Hayırdır demişler falan. Bizim hem şehri almadılar ya onu. Dedi ki var dedi. Ne var dedi? Efendimiz dedi hasta dedi reisimiz. Gitti Halid bin Velid. Veya o bir sahabe öyle kalmış kafama. Ben bunu düzeltirim Allah'ın izniyle ama dedi. 7 keçi alırım dedi. Ondan sonra tamam dedi adam. Hakikaten okudu. Düzeldi, geldi 7 keçi aldı ama hiç kesmiyorlar. Gitti, ticaret yapıyorlar, dönüyorlar, Allah Resulüne soruyorlar. 7 keçi, ya Resulallah alınır mı dedi, bir tane Ezvacı Tahiratıma verin dedi. Alınır çünkü Kur'an tedavi. Peki dedi, ne okudun dedi. Peygamber sordu. Ya Resulallah, Fatiha 7 ayettir, 7 defa nüzul etmiş. Başka bir lüye bir ayet yoktur. 7 defa aynı sure nüzul etmiş, aynı. 7 ayettir, 7 defa nüzul etti. 7 defa okudum dedi. Maşallah. Tam isabet ettin dedi. Ha şimdi Cevşen ve Evrad-ı Bağ'yı bu defada o dehşetli zehrin tehlikesini galebe etti. Tehlike devre dışı olmuş. İnanırsan öyledir. Risale içinde diyor abi. He? Risale'yi okumak, mütefekkirlere Kur'an okumak gibi. Evet, Risale okumak, mütefekkirlere. Bir de Risale okumak şeylere asın en büyük belası olan sıkıntılara, depresyona, paniklere iyi geldiğini 123. sayfada söylüyor Kastamonu'da. 10 numara ilaç. 10 numara ilaç vallahi. Bak, bizzati denenmiştir. sabah işe giderken oku, bir de akşam gelince okusunlar, farkı görsünler. Bak görüyor musun? Bizzati denemiş adam konuşuyor. Farkı görsünler diyor. Kafada böyle yapıyor değil mi? Farkı görsünler diyor. Kanserden kurtuldu abi bizim orada. Kanser olmuştu. Adam inandı yani bu derslerde şifa bu olacağını. Belirli bir zaman içerisinde böyle sürekli geldi. 6 ay içerisinde adam bir şey olmadı. Şey, o nerede? Bizim o Ceylan Çiftliği'ndeki kanser. Abdurrahim abi. Muhakemat. Niçin muhakemat başladı? Felsefeciydi ya. Dedi ki bana, Hasan kardeş, buyur abi. Ben kanser oldum. Bütün günahlar temizler. Peki ne tavsiye edersin? Böyle yapıyor ya. Bana itimat ediyor musun? Estağfurullah. Bitti. Dedim bitti. Peki ben de külliyata dayanarak söylersem? Söyle. Sen muhakeme hakkı oku. İşin gücün bu. Düzelmese ben buradayım. Hiçbir şey de eyvallah da demiyorum. Benden tamam dedi. Çekip gitti yanımda. O gün bugün yaşıyor. Kaç sene oldu? 10 sene. İyi ki yok burada şimdi. 10 sene var değil mi? Herkese diyor. 6-7 sene oldu. Evet. 6-7 sene oldu. Ben muhakematten kurtuldum. Her gün okuyormuş şimdi. Kitap okumuyor. Ben kitap okumuyorum. Kitap değil bu. Aspirin alıyorum. Kapın diyor. İnanmış. Allah da inandığı gibi muamele edeceğini söz vermiş. Peki, bir bakayım saate. Birkaç dakika, birkaç tane de okuyayım. 137. 137. Oo. Bu uzun, onu geç. Bunu geç, 137. 135. Ve bazıların düştüğü istikbali düşünmek derdiyle aklı maaşı sarsan hadiseler karşısında titremeyiniz, korkmayınız, nurun kutsi kerameti ve imdadı müşahede ediniz. Bir daha söyleyeyim. Bazılarının düştüğü istikbali düşünmek derdiyle aklı maaşı sarsan hadiseler karşısında titremeyiniz, korkmayınız, nurun kutsi kerameti ve imdadını müşahede ediniz. Allah Allah. Kardeşlerim çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musalakârane davranınız. Enaniyetlerine dokunmayınız. Mutlaka olur ilmi enaniyet.
Bidat taraftarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımıza dehşetli zındıka varken mübtedilerle uğraşıp onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rast gelseniz mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız. İlim kisvesiyle itirazları münafıkların ellerinde bir senet olur. Allah Allah. Diyor ki, zahiren çirkin perde altında gayet güzel neticeler var bu hadiselerde. Bir zararımız bedel, 100 menfaat bizlere ihsan ediliyor. Onun için iyi dikkat edin bak. Geçici, muvakkat sıkıntılara ve sarsıntılara emniyet vermemek lazımdır. Bir de okuyorum. Geçici, muvakkat sıkıntılara ve sarsıntılara emniyet vermemek lazımdır. Allah Allah. Fesubhanallah. Ne acayip bir şey ya. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa'yı bol okuyunuz diyor. 744, 746 şualar. Çelik gibi, çelik ve demir gibi bir sebat ve sadakat ve metanet lazım ki dayanabilsin. Bazı dost suretine hulul edip korkutmak mümkünse. Habbe'yi kube edip evham veriyorlar. Aldanmayınız. Bir daha okuyorum ve son. Çelik ve demir gibi bir sebat ve sadakat ve metanet lazım ki dayanabilsin bu insanlar. Yani ayağınızı sabit, Kur'an-ı Kerim'de ayağınızı kaydırtmasınlar diyor. Sabit basmak. Çelik ve demir gibi bir sebat. Sadakat, metanet, direnme lazım ki dayanacağız inşallah. Bedensel ve harici hadiselere. Hiç sarsılma ya. Hiç merak etme ya. Çünkü sen sana hakim değilsin. Kadir-i Zülcelal'e hemen teslim edeceksin. Bazı da dost suretine hulul edip biliyor musun? Takip ediyor. Falan bu şeyler takip ediyor. Bilmem ne yapacaklar. Şimdi hükümet demiyorlar da. Öteki ceyranlar var ya onları söylüyorlar. Korkutmak mümkünse habbe-i kubbe yapıp evham veriyorlar. Hele hastalığınız noktasında kimseyle ehli olmayanlarla meşveret etmeyiniz. Hekimi hazık Müslüman doktora kanaat ediniz. Doktor doktor dolaşmayınız. Ortalama hepsi aynı şeyi biliyor. Hekimi haza ilacına kanaat edin. Evham etmeyiniz. Rüyanızı ve hastalığınızı Ahmet'e Mehmet'e internetlere sorgulattırmayınız. Evhamınız artar diyor usta. Evhamın, ben diyor hastalığımı kimseye sormadım diyor. Okudum ya. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. Kapatmadan nereden okudum ilk dersi? Nereden okudum? Bu ne? Laika. Laikalar. Kardeş oradan bir şey oku gidelim. Denilene atfedilir. Bak şualardan okumadım. Sözlerden okumadım. Bu olmasa istikamet nasıl bulacağız? Bak 5-10 tane bir şey. Diğerlerini okumadım tabii. Bunu keşke okusaydın. Laikalar olmasa biz neyi neye, ne kadar, nasıl, kim kime, neyi ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup, nasıl yapacağımızı nereden bileceğiz? Bu olmasaydı şu son bu seçim meselesinde nasıl, nerede duracaktık? He? Hep şüphede olmayacak mıydık? Birbirimize girmeyecek miydik? Bak bunu koydu. Görün. Şimdi mesela Allah bana soracak, size de soracak. Haşire girecek. Sormayacak mı bu anı? Soracak. Sen buraya niye böyle dedin? Niye oraya attın? Ya Rabbel Alemin. Emir daha iki. Orada da aklımız çalışacak tabii. Bütün unutkanlık yok. Emir daha iki, 206. Ya Rabbi. Said Nursi var ya kulun. He? Dedi ki bu rejim gelmemesi için İslam, vatan, millet adına bunu karşıtı durdurana veririz. Bak bunun şeyini söylemiyorum. Bunlar arasında tercih yapmıyorsun. Buna karşı tercih yapıyorsun. Ben oraya uydum. Aha sana ibraz. İbraz edeceksin. Bak mesuliyetten kurtulun. Sen ne diyeceksin?
Sen de diyeceksin ki hocam dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin beraber yanında ol. Diyaneti kaldıracağım. Din derslerini kaldıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha mahkemesi neticelenmemiş. Onların şeyi. Okullarda siyer ve Kur'an-ı Kerim dersi var ya. Ona bir tane eklendi. Şimdi değerler dersi namaltına nurcular gidip davayı anlatıyor. Bunlar kalkması için anayasaya başvurmuş. Sen de gidip onu kaldıracağım diyene veriyorsun. Şimdi bu ölçü acaba uyusaydı bu hata yapabilir mi? Sen diyorsun ki bak o açığa çıktı. Usta diyor ki vatan millet adına, din adına endişe ediyor. Ha şimdi delilin var mı ahirette bir sana sorulacak. Bunu niye yaptın denildiği zaman cevabınız var mı? O önemli. Yani onu ayırın. Ömer ben bunu yatıp kalkıp uyuyamıyordum yani. Böyle dedim ama 3 defa münafık dersi yapmış. Yani hakikaten değilse. Cevabım ne? Cevabım ya Rabbi buraya uyma daha buraya. O gelmemesi çünkü o komünist diyor. Dinsiz anarşist diyor. Peki cevabın var mı? Var. Peki senin cevabın ne olacak? Diyaneti kaldıracağım diyene oy verdin. Ey kulum niye yaptın dediğin zaman ne diyeceksin? Peki hocam öyle dedi. Sen karı alırken, evlenirken, kız alırken hocan dediğin mi aldın? Çocuğu ortaya çıkmasına vesile olurken hocana mı sordun? Bir yerde baklava yiyeceğin zaman hocandan izin mi alıyorsun? He? Mercedes alırken, paranı harcarken sağ soldan Ahmet Mehmet'ten izin alıyor musun? Almıyorsun değil mi? Sen dini noktasında da dinden izin alacaksın. Hasan'dan değil. Peki o zaman ne için bunu söyledim? Bir şey yaptığınız zaman elinizde senet olsun. Allah'a göstermek için. İnsanlar ister itaat etsin, itaat etmeyin. Ben insanlar düşünseydim zaten karşınızda olmazdım. Medyada olurdu. Benim gibi insanlar medyatik böyle de değil yani. Ya bir işi de bilseler. Elinizde senet olsun. Laikalara sarılın. Uç tabi bana şöyle dedi geçen ziyaret işte o Fatih'te. Bir sene oldu. Bir sene tabi geçen. Abi dedim ben Avrupa'ya gidiyorum. Hani ben gidiyorum. Dedim ki ne tavsiye edersin diye sordum. Dedi ki şimdiye kadar dedi kafasından şeyi kaldırdı. Baktım kan Kastamonu çıktı. Laikalara dedi böyle tutunuyordun. Böyle tutuyordun. Tamam abi. Bundan sonra böyle tutmayacaksın. Böyle tutacaksın. İki elin. Yoksa tarumar olursun. Arkadaşlar sözleri iyi bilmeyebilirsin. Ama layıkları bilmezsen küfre hizmet ettirirler, küfür safında olursun, neyi ne zaman yapacağını, nereye karşı duracağını bilemezsin. Layıko okunmayan yerden uzaklaşın. Çünkü nurcuların ilmihali layıkalardır. Müslümanların ilmihali de edile şeriyedir. Layıkalar, ölçü yapılmayan kişiler ölçü olamaz. Hemen terk edin. Laikalar okunmayan, okunup da onunla amel edilmeyenleri din adına, hizmet adına terk edin. Ben laikalara göre hareket etmiyorsam iki elim yakanızda olsun, beni dinlemeyin, terk ediniz. Belki bana bir şey yaparlar, ilaç verirler falan. Eğer ben laikalara konuşuyorsam hakkım olsun size, beni dinlemeyeceksiniz. Dinleme kardeşim. Hasan abi bir bildiği var, bildiğim yok kardeşim. Sapıklığım var veya zaafım var veya hastalığım var. Zulme uğramışım, ilaç vermişler. Beni dinlemeyeceksin. Bunu dinleyeceksin. Bunu dinleyeceksin. Ben bunu söylüyorsam dinle beni. Ben bunu söylemeyip kafamdan söylüyorsam Allah rızası için beni dinleme. Sayfalar söylüyorum ben. Çıkıyorum karşımıza. Böyle çıkıyorum. Abi nerede deyince gel odama üyeleri göster. Yarın da çıkacaklar bana. Aha ya Rabbi buraya uymaya çalıştım. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا
الذين سبقت لهم من الحسنى يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى Thank you.
Sadakallahul azim.